Bu arada Kızım. şey şimdi Berkan şu anda sizin kızınızın mezarının başındaymış. Ben onun mezarının başındayım. Annesinin yaptığına bak gibi yayına bağlanmak istiyormuş ve Berkan şu anda telefon hattındaymış. Berkan merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Daha iyi olmayı düşünürdük. Sağ olsun kaderim de şu an mezarında ters dönüyor annesi sayesinde. Ters Allah dönüyor. ondan razı olsun. Aç gözlüğü yüzünden, hırsı yüzünden ve reklam isteği yüzünden kızı kullanıyor ya. O kız iki yakası bir yakanda ya, annesinin yakasında. Utanmadan bir de diyor 3 günlükken ben onu aldım baktım. Çöp tenekesine atmışsın kızını be. Yalan Kızının söyleme, gayrimenkul olduğunu yalan inanıyordun söyleme ya. Ya Berkan, kızının yalan gayrimenkul söyleme. olduğunu söylemişsin, kız Sen öğrenmiş. Ya sen nasıl bir... bütün nasıl bir annesin? benlik düzü Ben seni o kızla konuşuyor. Bir dakika. 3,5 senedir beraberim. Parasına para getirmiyorum diye kapıyı kilitlediğin evi almadı dün gün seni Yalan unuttu. Nerede söyleme. dinler? Sen Bütün nasıl bir anlayış? Gürpınar seni konuşuyor. Herkesi dolandırmışsın. Beni Belgeler herkes, ben, beni, bak beni tanıyan herkes beni biliyor. Peki Tamam Berkan Bey, mı? Berkan Bak Bey, çocuğu Berkan ya Bey. kendini seveyim ya kaderi mezarından Yalan alacak seni söyleme. karşı Benim kızımı çıkacaksam yapma. mezarına dokunma. Sen kızımı öldürdün. O kız hiç sevmedi. Utanmadan takılır Yalan konuşuyorsun. söyleme. Ben Bana nişanda taktığın tam altını bile ben verdim sana. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Sen Ne kızımı söyleme? öldürdün. Sen Berkan katil, Bey, katilisin. bir dakika, bir saniye. 4 gram, 12 ayar, bir tane bilezik aldın. Ana ben onun katını göndereyim. Tamam mı? Derdin para mı? Sen kızımı Sen öldürdün. para Tek mı katili istiyorsun? sensin. Para Tek için katili. mi? Senin annen kızımla konuşan bayanı ayarlıyor. Bak, utanmadan senle Arzu kadını gidip sahilde konuşuyorsun. Senin annen turta yapıyor getiriyor, sahilde yiyorsunuz. Utan. Hiçbir Senin şey o yazıyı, bilmiyorsun. o belgeyi senin Bir annenin dakika. telefonuna atıyorlar. Getirip sana gece gösteriyor. Berkan, bu ne? Sen onları siliyorsun, okumadan siliyorsun. Yalan söyleme. Sen hiçbir Seni şey bardan bilmiyorsun ve topluyordu benim yalan kızım her konuşuyorsun. gece ve senin annen sürekli diyordu. Tanıyorum. Kader adam Sen dakika, bir edeceksen sen dakika. bunu Bir dakika, edersin. bir dakika, bir dakika Gündüz Hanım. Kader sen ne yapıyorsun Berkan, tanımalıyordun. Berkan şu anda mezar başında mısınız? Mezarlığın başındayım ve lanet olsun ki bu kadın televizyona çıktı. O kadar da hiçbir şey demiyorum. Bu kadar Peki reklam, bu Berkan kadar şunu, aradığı Berkan zaman bunu şu... para hırsından kaçak kullanıyorsun, kaçak yaptırdın be. Yalan Kızının söyleme. çocuğu anlatıyorsun be. Yalan söyleme. Bilmem nasıl günlük oldu deyip de kızın saatlerini kesip çeyrek altın almışsın sıraya gidin. Bir dakika, bir Böyle bir saniye. insansın. Gündüz Hanım, Sen bir bunu saniye lütfen. istiyorsun. Berkan Bey, o zaman neden kader hayatına son verdi sizce? Annesi sevmiyordu. Tek güvencesi bendim. Tek Yalan. güvencesi annesinin hırsı. Annesinin hırsı değil. Güvenecek bir dağı bir tek bendim onun. Ben şeytan uydum. Belki bir şey yaptım ama öyle sanılacağı gibi bir şey yapmadım. O gün ama Beni istiyorsun. o gün Berkan Bey, o gün sizin daha önce birlikte olduğunuz pavyonlara giden bir kadınla buluşuyor biliyorsunuz Kader. Ben onu bilmiyorum. Ben bunu bu olaydan sonra öğreniyorum. Sen bunu Ve biliyorsun. Sen bunu biliyorsun. Kader seni ağrıyor. Kader ne? Ben mi öyle diyorum? Ne kadar benim En telefonum son kader attı? seni Ne ağrıyor. nergis Niye benim hakkımı helal telefonum etmiyorum attı? Bir sana dakika. diyor? Bir Niye? dakika. Bir Senin dakika. bende hakkın yok. Sen bana hakkını helal etmeme gibi bir şey yapamazsın. Berkan Bey, Berkan Bey, o gün... Oturduğun ev benim lan, oturduğun ev. Ne diyor? Yattığın yastık benim. Yattığın Oturduğun nevresim ev benim benim be diyor. kadın. Ha, yattığın, ya, her şeyi ben yaptım diyorsunuz Evde bir evdeki. tek televizyonla buzdolabım, her şeyim benim. Yalan söyleme. İftira Kadın yalan atma. söyleme deme. Allah yukarıda çarpılırsın. Allah yukarıda, Allah yukarıda ve sana çarpacak zaten. Berkan Bey. Evinin... Berkan Bey, Efendim, sakin olun buyurun. lütfen, sakin olun. Şimdi Ya sakin annesi... olamıyorum hanımefendi, sakin olamıyorum ama ya. Anne, siz peki en Ya son... bu Pınar... Benim be kadın be. O gün nişanlınızla görüştünüz mü? Kaçta görüştünüz? Görüşemedik. Kuzeniyle beraberdi. Kuzenini de 20 kere aradım. Benim telefonumu kimse açmadı. Peki niye Yok kimse açmadı açmadı. acaba? Niye açmadı acaba?
Niye açmadı acaba? Ben de konuşmuştum, ne oldu? Senin niye barda eğlendiğin kadarın parasını yiyip de barda iki kişiyle yediğin sabaha kadar ve paran yetmedi. Sana bak, sana. 2500 lira kadarın internet bankacılığından çekip de gire, onu yediğin için olabilir mi? O olabilir mi? Kaç para bir daha söyle. 95 bin lira. On kredi çektirdin, onu götürüp o kızlarla yemişsin. Ve üstüne o benim kızımla konuşan, ben belgeli benim elimde. Berkan, ispatlı benim elimde belgeler var, yazılı mesajlar var hepsi. Ben ezbere konuşmuyorum. Ben ezbere konuşmuyorum. Sen ezbere değil, sen şu an kendini acındırıyorsun. Peki sana ben ezbere konuşmuyorum. Benim elimde her şey. Belgeli ben buraya çıktım. Bir dakika, Gündüz Hanım bir saniye. Berkan Bey, siz nişanlınıza 95 bin liralık kredi çektirdiniz mi? Bizim çektirdiğimiz bir kredi var ama bu olaylarla hiçbir bağlantısı yok. Hayır ama bir kredi çektirdiniz nişanlınıza değil mi 95 evet. bin lira? Hala da şu an hesabımda bir kurşuna dokunmadan duruyor. Duruyor mu hesapta? Savcılıkta da ektirici var. Yalan söyleme, çekilmiş o, senin hesabına geçmiş, baktım. Benim hesabımda. Sizin hesabınızda mı peki? Evet, benim hesabımda. Peki onu annesine vermeniz gerekmez mi? Ne dersiniz? Annesine ben onu niye vereyim ya parayı? Ben çeşme yaptırıyorum şu an mezarlığa. Ve ağaçlarını pazartesi günü açacağım. Yapma, benim kızımın mezarına dokunma. Kızımın sebebi sen oldun. Kızımın mezarına dokunma. Sen bu dünyada rahat vermedin. Berkan Bey bakın sonuçta Berkan Bey sonuçta onun annesi. Siz daha resmi olarak onun hiçbir şeyi değilsiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Dolayısıyla 95 bin lira. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Buyurun. Parasal değil konu. Buyurun. Parasal değil konu. Ya para neydi? 100 değil 200 göndereyim. Onu para değil. Bu kadın buraya çıkıp ben onu okuttum ettim diyor ya, en son anestezi üniversitesine yazılmaya çalıştığı zaman geldi annesini bankaya götürdü. Aracım okutmuyorum diye bankadan geri çıktı kızağlayarak, krediyi ben çektim. Beykent Üniversitesi'nde bile bu kızın velisi bendim. Bütün okul masraflarını ben karşıladım. Aldığı bilgisayarı ben aldım. Ama kader geceni gündüzünü bir yaptı, çalıştı. Çalıştı ve hepsini sana ödedi. Tek tek her ay o taksiti ödedi. Ve ben de destek verdim üstüne. Yalan söyleme. Şimdi Berkan Bey. Tamam bir saniye. Bir dakika Berkan Bey lütfen sakin olun. Daha 8 Ekim'de hayatını kaybetmiş bir genç kızdan bahsediyoruz. Bu arada daha 8 Ekim'de hayatını kaybediyor. Toprağa da herhalde bir gün iki gün sonra veriliyor. Kırkı daha çıkmamış. Dolayısıyla mezar şu anda zaten yapılamaz. Varsa borçlar harçlar ama o para sonuçta kaderin parası ve sizin hesabınıza geçmesi de yani bence usulsüz yani, özür dilerim ama gidip kapatması gerekiyor ya da gidip krediyi geri verip kapatmanız gerekiyor yani evet, kızı yani. Ya o borcu yoksa şey ödeyecek, annesi ödemek zorunda kalacak Berkan Bey yani. Ben öderim yani, borçta falan herhangi bir şeyle sadece soruşturma bitsin. Beni o parayla zengin, o benim param değil zaten. Berkan Bey sizin nişanlınız niye kendi hayatına son verdi? Parayı pulu boş verin de. Niye kendi hayatına son verdi? Genç bir kız, sosyal medyada inanılmaz neşeli, hayat dolu bir kadın. Ailesinin bu zamana kadar 3 senedir gitti kalkması ve çocukluğundan beri bu zamana kalkması. Tek güvendiği dağ da ben olmam. Benim yaptığım bir hata ve güvencik son dağında yıkılması. Sizin yüzünüzden aslında biraz da. Oraya kuzeni ve Sena'yla arkadaşıyla beraber gitti. Onları annem bıraktı. Ondan sonra kadar tek başına yalnız kaldı. Ve orada dokunulmasa bilirkişi raporları var bunun. Atlamaya niyeti yok. Senin hiçbir annen şey bilirkişi olduğu için senin annen bu raporları hazırlıyorsa onu bilmiyorum. Kızımla konuşan kadın senin annenin adını veriyor ve mesajları var. Bize senin annenin adını veriyor. Senle annen onu ayarlıyorsunuz. Kaderden Berkan'ı ayıralım diye bu kadını getiriyor kızımın karşısına, konuşturuyor. Sonra bu kadın kaderi susturmaya çalışırken senin annen masanın altında, dinle bir. Masanın altında tekmeleri koyuyor bu kadının bacağına. Benim anladığım kadarıyla mesajları var, yazılı mesajları var elimde. Bir dakika Gülnaz Hanım. Benim anladığım kadarıyla Berkan Bey sonuçta hayat dolu bir genç kızdan bahsediyoruz. Kendi hayatını son vermeyecek kadar neşeli bir insandan bahsediyoruz. Biri onun ölümüne sebebiyet vermiş. Madem böyle annesi ona doğru düzgün bakmıyormuş, sizle nişanlanmayı mı bekleyecek? Daha öncesinde hayatını annem bana kötü davranıyor diye gider hayatına son verirdi. Sizle nişanlanmayı niye beklesin Berkan Bey? Gözünüzü seveyim. Sizin yaptığınız hata onu bayağı bir yıkmış anladığım kadarıyla. Bizim zaten aramızda biraz böyle normal bir ilişki var ailesinden dolayı. Bizi zorlaya istettiler. Niye zorlayalım? Kim kimi zorluyor? Sen 30 yaşında bir adamsın. Seni kim zorluyor ya? Bir dakika bir anlatsın. Bir anlatsın hemen söyleyin. Siz arkamdan konuşun ya benim.
Siz gerçekten konuşun, ben gerçekten yaşadım ama böyle olmaz. Berkan Bey, yani siz diyorsunuz ki ben işte istemeden nişanlandım kaderle. Biz kendimize süre tanımıştık. Biz süre tanımıştık. Olacak mı olacak? Çünkü çatışmalarımız vardı aramızda. Anlaşıp anlaşamama, çok baskı, onun başka güvencileri, başka planlar. Hani bizim bir ara sürme, bizi zorlaya zorlaya istemeye zorladılar annesi. Teyzeleri hatta annesi de değil. Teyzesi. Annesine geçtim, annesini ben... Hiçbir şekilde teyze. Kimse seni zorlamadı. Hiçbir şekilde. Beni kimse zorlamadı zaten. Beni kimse zorlayamaz. Ama o kızı üzdünüz ve yıktınız. Kimse onu, benim kızım, ben onu üzdüğüm için mi ben hayatımı, bütün gençliğimi verdim? Ben 16 yaşındaydım, 16 yaşında, 17 yaşında anne oldum. Gençliğimi verdim, ben niye onu yapayım? Niye çocuğumu üzeyim? Tamam, yani gördüğüm tabloya göre biri, yani kendi hayatına son verecek bir genç kız değil. Yani yaşanan tartışmalardan dolayı, olaylardan dolayı. Berkan diyor ki hayır annesi, siz de diyorsunuz ki hayır nişanlısı. Nişanlısı da kabul ediyor zaten hatalar evet. yaptığını. Dolayısıyla yıktı de bir diyor. Anlamda evet yıktı onu diyor. Yıktı onu demek biraz da aslında ölümeye sebebiyet vermek olarak. Sadece o değil ki dedi ama bayanlar da var. Bayanlar var, para meselesi göre. Var yani. Vesaire birçok şey var. Berkan da diyor ki ben diyor onlara varımı yoğumu yağdırdım diyor. Ama sonuç şu bir gerçek, kader hayatta değil. Evet. Bununla ilgili bütün iddiaları gündeme taşıyacağım. Berkan ben sizi de buraya bekliyorum. Daha sağlıklı bir yayın yaparız. Elimden gelen bütün fotoğrafı çekeceğim, her şeyi yapacağım. Zaten devam eden de bir soruşturma var anladığım kadarıyla. İnşallah adalet yerini bir an önce bulur. İnşallah. Kızınız kendi hayatını evet kendisi i̇nşallah son vermiş evet. ama ölüme sebebiyet diye bir suç da var. Dolayısıyla bununla ilgili suçu olanlar inşallah bir an önce, baksanıza ne kadar güzel hayat dolu bir genç kızdan bahsediyoruz. Yani. İnşallah adalet önünde hesap verir. Elimden geleni yapacağım Gündüz Hanım. İnşallah, kızınız için. Inşallah. Sizin için değil. Kızınız için. Kader için. Gündüz'ün sizin kardeşinize mesajlar atıyor. Çok sinirliyim. Yani çok ağır şeyler söylüyorlar Berkan'la ilgili. Şimdi şöyle elimden geleni yapacağım ama burada gözümün içine bakan, benim hayatım şu anda bile mahvoldu. Hayattayken aslında çok daha bir anlamda öldüm diyen Allah korusun ama nazar var. Nazarla devam edeceğim izin verirseniz. Balıkesir'le nazarla devam edelim. Orada da inanılmaz bir yüzleşme yaşanacak. Bana zorla sahip oldu. O sırada yasaklı madde kullanmıştım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sonra benle zorla birlikte olduktan sonra benim fotoğraflarımı sosyal medyada yayınladı. Bütün neden de sevgilisi Dila'dan intikam almaktı. Beni intikam için kullandı diyor. Dün konuştuklarımızı bir hatırlayalım. Atakan yayında olacak. Atakan'ın sevgilisi ama sevgilisi değilim diyor. Dila da yayında olacak. Konuşalım bakalım.